toplamamız devam ederken kenarda bulduğum şu pamuk parçasını size ayıklayıp içinde bulunan çekirdekleri göstermek isteyeceğim. Bakın. Kameramız şöyle bir odaklayalım. Böyle böyle çekirdeklerimiz var. Randıman dediğimiz şey de, yani şimdi bahsetmiştim ama o anki gürültüden çok duymamış olabilir. 1 kilo pamuk mu ağır, 1 kilo demir mi? Bunu sürekli ilkokulda duymuşuzdur. Bana da öğretmenim çok sormuştu. Tabii ki de ikisi de aynı. Şimdi elimde görmüş olduğunuz pamuğun içindeki çekirdeği gördünüz. Şöyle. Yani tohumu da diyebiliriz. Pamuğun çekirdeği oluyor. Tohumu diyelim hatta, yani nasıl isterseniz. Şimdi makine geçsin biraz. Biraz sonra daha rahat konuşacağım. Tabii hava çok da sıcak. Terliyorum. Gerçi saçlarım sakallarım da olsun ama onun da çok etkisi var. Ve şu an 1970 modeli. Evet. Randımandan bahsedecek olursak. Şimdi arkadaşlar. 1 kilo olması illa şart değil tabii. Yani elimde görmüş olduğunuz gerçi 5 gram falan anca gelir ama yani 100 gram pamuk olduğunu düşünün. 100 gram pamuğun içinde bunun çırçır fabrikaları vardır. Çırçır fabrikası, yani çırçır atıldıktan, çırçır fabrikasına girdikten sonra pamuğu çekirdeğinden ayrılır. Ve 1 kilo pamuğun içinde ne kadar, gözlerim yanlış şu an, ter girdi çünkü. Ter kaçtı. Yani 1 kilo pamuğun içinde ne kadar çekirdek varsa randıman o kadar düşük olur. Anam felsefe bu. Yani 1 kilo pamukta 400 gram sadece pamuk varsa ve 600 gram geriye çekirdek kaldığına göre bu pamuğun randımanı 40 olarak belirlenir. Yani 10'a bölüyorsunuz. 400'ü de 10'a bölüyorsunuz. 40 randıman. Artı 3 randıman derler burada. Sürekli satacak olduğunuz tüccarlar falan artı 3 randıman koyar. Yani size derler ki senin pamuğunun içinde, yani 100 kiloluk pamuğunun içinde 30 gram fazladan çekirdek vardır diye, yani kendilerini birazcık da garantiye almak isterler açıkçası. Randıman önemlidir tabii ki. Neden? Çünkü zaten pamuk borsasında, yani pamuğun kilosu mesela atıyorum özür dilerim, pamuğun kilosu 20 lira ama çekirdeksiz hali. Yani 20 lira siz mesela bir ton pamuk ürettiniz, yani 1000 kilogram pamuk ürettiniz. Normalde sizin alacak olduğunuz tutar 20 bin lira değil. Çünkü bunun içinde çekirdekler var. 40 randıman olduğunu varsayarsak ne yapıyor? Yani 1000 kiloyu 40 randımanla çarpılıyor. Yani 0.4 ile 400 kilo 20 liradan 8 bin lira para kazanıyorsunuz. Tabii bizim yaptığımız tahminler doğrultusunda bu tarlada 2 tondan fazla çıkar diye tahmin ediyoruz. Bakın şu an arkada traktörle gidiyor. Arkada remorkla kuzenim. Şu an bu sepetin içindeki, hatta şöyle ikisini de gösterebilirim. Bu sepetin içindeki pamukların hepsi şuradaki remorkun içine boşalacak. Hadi gelin onu da izleyelim. Tam bu kıyılarda günler var ya, onları atıversen yeter. Evet, boşaltmaya başladık şu an. Şurada tarla sahibi. Kuzenim kendisi. Bakın, bu sepet komple kalkıyor. Hepsi boşalacak. Tamam abi, ben bir içine gireyim, attırayım, kalıp da
Evren orada mı gideceksin? Ama gezinle yapıyorsun ya. Ha bak komşuluma. Benim şu an pamuğu basıyor. Yani pamuk basma diyoruz. Şu an sıkıştırıyor. Aslında çok fazla olsa sıkıştırma gerekli ama remorkumuz çok büyük olduğu için tabii şu an gerek yok. Makinede kalanları alıyor. Hatta makinenin altında kalanlar da vardı. Onları da aldık. Makinemiz şu an kapanıyor. Ton çıkar mı diyorduk ama bana sorarsanız geçti gibi değil mi? Geçti ya çok rahat. Aynen çok rahat geçti. Yani zaten 2100 kilo olması bile dönümde 300 kiloya tekabül ediyor. Dediğimiz gibi 7 dönüm tarla. Geçmesi tabii bizim için daha iyi. Hatta 400 olsun yani dönümde 2800 kilo pomuzumuz olsun değil mi? Daha berek. Peki geçen sene neden kötüydü Kenan'cığım verimler? Ya geçen sene toprağımızın mahsulü kabul etmedi. Yani toprağımızda bir çoraklık var hani bizim dediğimiz kadarıyla verim alamadık. Hı hı. Bu sene daha çok çalıştık toprağımızın üstünde. Ekimimizi daha güzel yaptık. İşçiliğini daha güzel yaptık. Evet. Tabii her zaman eksikler olacak. O. Evet. Allah'ın emri. Sen de tabii askerden geldin. Sen de evet. Çok ilgilenemedin. Kuzenim de daha 2 gün önce geldi askerden. Daha yeni bitti. Biz de kendisini zaten dün akşam görebildik. İlk gün bir kayıplardaydı. Kenarda hala toplamalar devam ediyor. Şimdi ne kadar makine de olsa en köşelere giremiyor tabii. Şöyle biraz yakınlaştırayım. O yüzden tabii daha fazla kâr etmek için kilo en kenarlarda topluyoruz. Burada da var toplayan. Yine tabii kalanlar oluyor. Aslında burası bir kere daha toplanacak. Çünkü hala daha pamuğun üstünde kozalak var. Yani kozalak dediğimiz çam kozalağı değil. Açmamış pamuk. Bunlar açtıktan sonra tabii makineyle değil, bu sefer elle girip toplayacağız. O zaman da gelir toplarız. Yani kim toplayacak? Yine biz toplayacağız herhalde. Biz toplayacağız. Aynen toplanırız ailece. Hepimiz toplarız. Hem elle toplama videosunda hem de bundan sonra gelecek olan tekrar pamuk toplama videoları var. Yarın bir başka tarlaya gideceğim. Orada John Deere'in ikili sırasıyla toplayacağız. Onu da eniştem toplayacak. Case. Case? Pardon doğru. Case'in ikilisiyle toplayacağız. Tabii ben şu an bu videoyu 20 Mayıs'ta çekiyorum ama upload'u yani yüklemesi biraz daha geç olacak. Çünkü zaten yüklemem gereken öncesinde çok video var. Ekim ayının başında Case'in beşlisiyle falan da toplayacağız. O bu John Deere'in dörtlü modeline göre daha otomatik. Yani kara düzen değil. Anlayacağınız üzere. Daha otomatik, daha kolay, daha pratik makine.
Onun teknik bilgilerini de aktaracağım size. Gençler, saçlardan bunalıp arkaya attım. Çok dağılıyordu. Şu an pamuğumuzu boşaltmaya geldik. Hemen ön kameraya geçeyim. Remorkumuzu tarttık. 5640 kilo geldi. Tabi bu dolu ağırlık, bir de içini boşaltıp öyle ölçeceğiz. Ne kadar topladığımızı o zaman göreceğiz. Bakın. Kar gibi şunun üstüne atlayasın geliyor. Ben sana üstten çekeyim şimdi. Atla istersen üstüne abi, çekeyim seni. Atla hadi atla. Adam üstüme döker bak. Yok atla, yok atla hadi atla bak. Ben istedim sana tabii. Atla atla koş. Şimdi bu tarafta boşalacak, hemen oraya geçelim. Traktörün önü, remorku biraz öptü. Şimdi biz Egele olduğumuzda çok fazla kar görmedik. Yani bu da bizim için kar gibi bir şey. Yani şöyle bir bırakıverin. Şöyle bırakayım bak. Şöyle. Abi aç yanı geliyor. Vallahi sıcacık pamuk. Sıcaklık toplandı ya, gerçekten sıcacık. Şöyle. Muratlar, güzelce sıyır yiyelim. Muratlar, güzelce sıyır. Vur. Atla bakayım Muratlar. Bitince atla şu. Atla. Evet, artık pamukta işimiz bitti. Topladık, boşalttık. Şimdi satışına geçiyoruz. Ne kadar kar ettiğimizi hepsini açıklayacağım. Kaç kilo topladığımızı da açıklayacağım. Dönümde ne kadar aldık hepsini söyleyeceğim. Hepsi birazdan.